Evet değerli arkadaşlar. İçişleri Bakanlığı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tuğcer hakkında bir soruşturma başlatmış. Bugün basın toplantısına bu konuyla başlamak istiyorum. Soruşturmanın nedeni ise İzmirimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü yani 9 Eylül 2022'de bir yıl önce yaptığı konuşma. Sayın Belediye Başkanımız Sayın Soyer, Osmanlı Devleti ve son padişah Vahdettin'e hakaret etmiş. Soyer'in Osmanlı Devleti'ni ve yöneticilerini hedef gösterdiği, kişinin hatırasına hakaret, halkı kim ve düşmanlığa tarih suçlarını işlediği iddia ediliyor. İçişleri Bakanı görüntülere bakacakmış, bir karar verecekmiş. İlk tavsiyem İçişleri Bakanı'na. Görüntülere bakmadan önce hepimizin onuru, gururu bir anlamda yol haritası olan nutu okuması. Önce nutu okusun, ondan sonra görüntüleri incelesin. Şimdi görüntüleri konuşmayı incelediği zaman bulacağı şey Atamız, kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleri ve mirası olacaktır. Bu sözlerde ne bulacak? Bu ülkenin hangi şartlarda kurtuluş savaşı mücadelesi verdiğini, bu vatanın nasıl kurtulduğunu, hangi şartlarda kurtulduğunu görecektir. Şimdi bu sözlerin kaynağını araştırıyor. Gerçekten, gerçekten üzüntü verici bir durum ülkemizin o kadar büyük sorunları varken, o kadar büyük problemler varken İzmir Belediye Başkanımızın nutuk tutum bir bölümündeki cümleleri İzmir'in kurtuluş gününde sarf etmesini soruşturma konusu olması bu iktidar için utanç verici bir durumdur. Değerli arkadaşlar, ben İçişleri Bakanına ve bu ülkeyi yöneten beyefendiye sormak isterim. Asıl sorun bu ülkenin kurucusunun, bu ülkenin kurucu değerlerinin, cumhuriyetin ilkelerini, Atatürk devrimi menkılaplarının unutulması olduğunu görüyoruz. Gerçekten bu ülkenin sorunu nedir? Tunç Soyer'in İzmir'in kurtuluş gününde yaptığı konuşma mıdır? Yok, hayır. Bugün bu ülkede yaşlı, yaşlısından gencine kadar insanlar yoksulluk ve açlık sınırının altında yaşıyor. Asıl bu sorunlarla uğraşması gerekiyor bu ülkedeki yöneticilerin. Açlık sınırı 13, 13 bin liranın üzerinde. Asgari ücret 11 bin 402 lira. Yoksulluk sınırı 44 bin lira. En düşük emekli maaşı 7.500 lira. Biz bunları mı konuşacağız? Bu sorunları mı konuşacağız? Yoksa nutuktan rahatsız olan, Atatürk ilke ve inkılaplarından rahatsız olan bu iktidarın gerici düşüncelerinden mi? Evet, neyle uğraşacağız? Tarımsal girdi fiyatları 148 aydır aralıksız yükseliyor. Bu maliyet çiftçiyi üretim yapamaz hale getiriyor ve Türkiye'de ciddi bir bu sebepten dolayı gıda sorunu yaşanıyor ama biz neyle uğraşıyoruz? Bakın, 3 gün sonra kadına yönelik şiddete karşı mücadele günü. Ama son 21 günde 18 kadın öldürülmüş bu ülkede. Biz neyle uğraşıyoruz? Sormak isterim beyefendiye. Sarayın ve atadıkların asıl uğraşması gereken günlerdir yurtlarda yaşanan asansör yemek rezaletleridir. Çocuklarına güvenli bir asansör, üç kap yemek veremeyen, onları barındıramayan, doyuramayan iktidar neyle uğraşması gerekiyor? Evet, afetler, işte Zonguldak'ta yaşananlar. Hatay'da kış geldi, Antep'te kış geldi, Kahramanmaraş'ta kış geldi. Hala çadırda yaşamak zorunda kalanlar. Biz neyle uğraşıyoruz? Değerli arkadaşlar, maalesef ki ülkedeki temel sorun topraklarımızı yabancılara satan, kamu kaynaklarını bir avuç zengine peşkeş çeken ve bu ülkedeki 85 milyonu işçiyi, genci, öğrenciyi, emekliyi açlık sınırının altında yaşatan bu iktidardır. Ben soruyorum. 10 yıllar sonra geriye dönüp baktığımızda bu beyefendi nasıl hatırlanacak? Evet. Bundan 10 yıllar önce bir İngiliz savaş gemisiyle İstanbul'dan kaçanlar bugün nasıl anılıyorsa bugün sarayındaki saltanatını korumak için milletin yaşam hakkını yok sayanlar da aynı şekilde hatırlatacak, hatırlanacak. Türkiye'nin çok büyük sorunları var. Çok mühim sorunları var. Gerçekten çok temel sorunları var. Ama bir anlamda o soruşturma tunç seyri değil, nutu atamızın sözlerini soruşturuyor. İşte işte temel sorun Türkiye'nin bu. Biz nutun her mısrasını, her kelimesini, her noktasını, her virgülünü sonuna kadar sahip çıkıyoruz okuyoruz, onur duyuyoruz. Nutuktan, nutuktan soruşturma çıkaranlara da yazıklar olsun diyorum. Her şekilde İzmir Belediye Başkanımızın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızın sözlerinin arkasındayız, yanındayız. Bu soruşturmayı açanlar günü geldiği zaman utanacaktır. Değerli arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak iki tane kanun teklifi verdik. Bugün Türkiye'de 3 milyon 600 bin kamuda çalışan olmak üzere toplam 20 milyon çalışan var. Ve çalışanlarımıza büyük bir adaletsizlik yapılıyor. Bir anlamda 20 milyon çalışanın cebinden parası çalınıyor. Nedeni ise hükümetin vergi dilimlerinde adaletsiz bir uygulamayı yürütüyor olması. Bu iktidar gelir vergisi oranları ve dilimleriyle oynayarak ücretlinin vergi yükünü yükünün altından kalkamayacak bir hale getirdi. Vergi oranları bir anda yükseldiği için ve dilimler de enflasyon kadar arttırılmadığı için ücretlerin çoğu yıl başında aldığı ücreti artan vergi yükü yüzünden yıl sonunda alamaz hale geldi. Geçtiğimiz günlerde devrimci işçi sendikaları konfederasyonu İstanbul'dan Ankara'ya bir yürüyüş gerçekleştirdi. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak büyük bir destek verdik. Gelirde adalet için yürüyen disk şunu talep etti. Vergi dilimi yüzde değil, yüzde ondan başlayan bir gelir vergi servisine geçilmesi ve uygulamadaki dilimlerin artırılarak ücretlerin vergi yükünün azaltılması. Biz de bu adaletsizliğe son verecek. Zenginden daha fazla, fakirden daha az, yoksuldan daha az vergi alacağım, alabileceğimiz bir kanunu meclisin gündemine getirdik ve kanun teklifi olarak Meclis Başkanlığı'na sunduk. Evet. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in de söylediği gibi biz emekçinin, emeklinin ve bu ülkede ezilenlerin her zaman yanında olacağız. Bu yüzden bu kanun teklifini umarım göz önünde bulundururlar. Bu adaletsizliğe son verirler. Çünkü bu ülkede, bu güzel ülkede alın teriyle çalışan artık emekçiler geçinemiyor. Yoksulluk demiyorum açlık sınırının çok altında maaş alıyor. Evet diğer bir sorun gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi emekliliği yaşa takılanların bu yasa çıktığı günden beri hep yanında oldu. Ve bildiğiniz üzere 8 Eylül 1999'dan önce işe başlayanlar için kademeli yaş getirilerek emekliliği öngören düzenlemede yaş koşulu kaldırılmıştı. Yıllardır büyük bir sorun olan bu durumu çözmek istedik. Çünkü o kanunda 8 Eylül 1999'dan bir gün sonra sigortalılığı başlayanlar emekli olamıyordu. Bu adaletli bir durum değildi. Bir, yasanın ruhuna, anayasaya, eşitlik ülkesine, adalet ilkesine kesinlikle ve kesinlikle aykırıydı. Bir teklif sunduk. Burada hizmet süresiyle prim ödeme gün sayısını şartlarını yerine getiren emeklilerimiz yaşlılık aylığına hak kazanabilmeleri için. Umarım bunu gündeme getirirler. Çünkü burada bir adaletsizlik var. Yani bir gün, iki gün, bir ay için yüz binlerce insan emekli olurken diğerleri emekli olamıyor. Burada adaleti getireceğiz. Bunu da biz Meclis Başkanlığı'na sunduk. Bari bu iki konuyu gündeme getirirler. Emekli olamayanlar ve çalışanlar için adaletsizlik ortadan kalkar. Yine bir durum asgari ücretin yeniden belirlenecek olması. Şimdi bakın bir gerçeği ortaya koyalım. Bugün bir askeri ücretle 11.402 lira maaş alıyor. Ben sizlere soruyorum. İzmir'de, Adana'da, Mersin'de, Ankara'da, İstanbul'da bir aylık askeri ücretiyle bir aylık kirasını ödeyebilme durumu var mı? Hayır. Bugün askeri ücretli aldığı maaşla barınma sorununu bile çözemiyor. Ama hala işçi için, emekçi için oyun peşinde olan iktidar işte hedeflenen enflasyon oranına göre bir kez zam yapacağız diyor. Olmaz arkadaşlar. Bugün hepimiz biliyoruz ki bu ülkede enflasyon üç hanelerde. Her ne kadar yüzde olarak açıklasalar aydan aya değilse buna kimse inanmıyor. Çünkü ekmekten, zeytinden, peynirden, süte kadar kat kat her şeye her ay zam geliyor. Şimdi ne yapacaklarmış? Hedeflenen enflasyon kaç? Yüzde otuz Bu oranla bir kez zam yapacaklarmış. Ondan sonra asgari ücretlerin maaş sorununu çözeceklermiş. Hayır. Bunu bu ülkede yaşayan herkes biliyor. Hedeflenen enflasyon yüzde otuz üç, yüzde yüzde otuz olsa da Enflasyon 2024'te üç haneleri yine görecek, yine olan işçi olacak. Ben soruyorum bakana. Avrupa'da nüfusa göre asgari ücretle çalışan işçilere bakalım. Hollanda'ya, Fransa'ya yüzde bir, yüzde dört, Ama Türkiye'de yüzde kırk. Yani demek ki bizim ülkemizde çalışanların yüzde kırkı asgari ücretle geçiniyor. Bunu bakan söylüyor. Bakan bunu söylüyorsa, asgari ücret bu kadar yaygın bir şekilde işverenler tarafından işçiye ödeniyorsa burada gerçekçi olmalıyız. Hedeflenen değil, gerçek enflasyon oranında asgari ücret oranları belirlenmelidir. İşçi artık açlığa terk edilmemelidir. Kiraya, faturalara ve bir evin, dört kişilik bir ailenin mutfak giderlerine baksınlar. Bir de aynaya baksınlar. Eminim utanacaklar 11.402 liralık maaştan. Değerli arkadaşlar son olarak Adalet Bakanı dün Plan Bütçe Komisyonu'ndaydı. Ağırlıklı olarak sorulan soru tabii ki yargıdaki artık içinden çıkılamaz hale geldiğimiz durumdu. Can Atalay soruldu. Çok soruyorsunuz dedi. Bir yanında anayasa mahkemesi, bir yanında yargıta üyeleri var, ben ne yapayım dedi. Aslında sorunun tam da kendisi ortadaki bakan. Bir sayın bakan, sen hakimler, savcılar kurulunun doğal üyesisin. O üyelerin bir çoğunu cumhurbaşkanı satıyorsunuz Yargıtayı şekillendiren sizsiniz. Ben karışamam diyorsun, taraf olamam diyorsun. Ama sayın bakan... Sen daha Yargıtay'a bu dosya geldiğinde Yargıtay'ın nasıl karar vermesi gerektiği yönünde oyunu, rengini, hislerini belirttin. Siz Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay'ı birbirini düşürecek kadar yargıyı kutuplaştıran bir yapısınız son 14 yılda. E sorunu kim çözecek? Meclis Başkanı bu durumdan rahatsız. Güzel. Adalet Bakanı ben tarafsızım. Evet, haklısınız diyor. Burada haksız olan kim? Ve bu sorun nasıl çözülecek? Ben buradan sesleniyorum. Yargıyı bu hale getirdiniz. Anayasayı ve anayasa hükümlerini, Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını tanımaz hale getirdiniz. Ve şimdi de ben ne yapabilirim? Biri sağımda, biri solumda oturuyor. Sen orada oturmayacaksın. Sen HSK'nın doğal üyesi olmayacaksın. Yargıdan elinizi çekeceksiniz. Bu sorun zaten çözülür. Ama şimdi çok önemli bir problem var karşımızda. Yapılacak şey aslında net. Yasa, anayasa değişikliği yerel seçimden sonra gözüküyor. Her ne kadar kesin bir karar vermese de Üç ceza dairesinin ve itiraz dört ceza dairesinin bir kararı var. Yargıtay genel kurulu ceza genel kurulları toplanmalı. Bu rezalete son vermeli. Milletvekilimizi halkın seçtiği vekili tekrar bu parlamentoya getirmelidir. Adalet Bakanı ne yapabilirim? Meclis başkanı ne yapabilirim derse işte yargıtayın açıkça yasamaya halk iradesini ve yargıya bir darbe yaptığını görürüz. Ama ne yapabilirim ben?" diyen bakana soruyorum. Atamalarda Yargıtay'ın şekillenmesinde eğer tarikatlara ve partinin arka bahçesine bu kadar yer verirsen, yavru ortağınıza, küçük ortağınıza bu kadar çok eee Yargıtay üyesi kontenjanı verirsen işte Yargıtay'la Anayasa Mahkemesi, MHP'yle AK Parti'nin çekişmesinden olan halk radesine olur. Bu sorunun bir an önce çözülmesi gerekiyor. Söyleyeceklerim bu kadar. Eğer sorunuz varsa Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından sonra Sayın Bahçeli'nin de sert bir çıkışı oldu. Ee, gelinen noktada Sayın Erdoğan'dan da bir hani açıklama yok şu ana kadar. Ee, son uçakta yaptığı açıklamalardan ortaya çıkmıştım ama son uçak şeyinde yok yolculuğunda nasıl değerlendiriyorsunuz? Acaba sorun sulha kavuştu mu? Sorun çözüldü mü? Şöyle eee ben tabii ki Recep Tayyip Erdoğan adına üzülüyorum. Çünkü bu yüzde 51-41 tartışması yüzünden sürekli Devlet Bahçeli'den fırça yiyor. bu konuyu önce gündeme getiriyor. Sonra Devlet Bahçeli çıkıyor grupta bir yaygara yapıp bir bağırıyor kendilerine gıyabında. Bir anlamda bir e, ayar veriyor. Ondan sonra uçaktan indiği zaman da bu konudan bahsedemeyecek duruma geliyor. Aslında gerçekten de e, az önce söyledim. Türkiye'nin çok çok önemli sorunları var. Ekonomiden, dış politikadan, yoksulluktan, şeffaflığa kadar. Ama bunun sebebi işte bu ucube sistemdir. Asıl tartışılması gereken budur. Ama... Ne yazık ki e, kendisi bu ülkenin Cumhurbaşkanı bir rahatsızlığını sistemi tartışmaya açıyor ama küçük ortağı ona herhalde üçüncü kez oldu bu konuda bir ayar veriyor konuşamayacak hale geliyor. Teşekkür ediyorum.